Dostlar merhaba, videoya hoş geldiniz. GTA Vice City serimize ikinci bölüme devam ediyoruz. Ya da Grand Theft Auto Vice City ya da Türkçesiyle Büyük Araba Soygunu 2. Ay yok, Büyük Araba Soygunu Vice City. Ha. Neyse, şöyle bir geleyim. Şöyle bir yes. Hemen gözünüzün önünde yapmak istedim de onu. Bir de en sonda şöyle yapalım. Bu da bizim yetek şeyimiz olur, sevimiz. Yani o ikisini kullanırız, bir de en alttakini de bölümleri bölümde sorun çıkması ihtimaline karşılık yedekte tutarım. Aa, ne oluyor lan? Neyse, boş. Bir şey olmaz. Önüme atladı, ben bir şey yapmadım. Önce A'ya gideceğiz. Yani dün böyle kalmıştık. Oy. Abi ya bak, renkler yine o kadar hoşuma gidiyor ki anlatamam. Ha, tabi anlatabilirim de. Oh. Burada yaşamak nasıl olurdu ki lan? Güzel yer, güzel şehir tabi filan, okyanus yanı da. Ne bileyim ya, insanlar filan farklı olurdu, çok farklı gelirdi. Geçeriz lan, ha geçtik. Hop, EQ, ha. İlk görevimiz neydi? Golf sahasına falan gidiyorduk sanırım. Neyse, daha sonra alırız. Sanırım burada para vardı. For iron, iron, demir için falan. 4 demir. Bilemedim. Save birkaç şey sonra anlarız. Gel ve buraya otur evlat. Babam derdi ki, biraz işte viski ister misin? İşte temiz kafa. Bunu sevdim. Şimdi mülk işi neyse. Her şey çok kirli. Dört. Benimle misin evlat? Evet. Tamam. Persuasion's my forte. Yeah, he'll be down at the country club, down on the golf course. They don't allow guns, so his bodyguards won't be packing lawgivers. Go beat 8 tons of crap out of him. Here now, I got you a membership. And boy, you're gonna need more appropriate. Bizim için büyülük falan da almış lan. This guy's my new friend. I never had a friend with a weight before. Allah Allah. Böylesi şey... Bakın, ben normal... tabii ki de... şey olarak oynadığımda direkt geçtiğim için bu konuşmaları falan. Ben de aslında böyle ilk kez hepsini izleye şey edeceğim, bitireceğim. Yani Tommy her bir şeyden çıktıktan sonra bir şeyler diyormuş lan. Ben buna hiç dikkat etmemiştim küçükken falan. Ya da daha önce bitirdiğimde. Neyse. Bu property neydi? Mülk falan sanırım. Mülk işleri kirlidir falan diyor işte. Buna da zorluk çıkaran biri varmış. Onu bir şey etsene diyor. Hemen şimdi golf... Pardon. Tabii ki de golf kulübüne gitmek için... Yani bize bir üyeli kalmış bu arada. Zaten söyledim. Aynı şeyi tekrar söyleme gerek yok. Aynı o salak GTA YouTuber'ları vardır ya. Şöyle alalım. Spor giyeyim. Bu ben miyim? Güzel kıç bebek. No hidden Leaflings Golf Club. Şimdi golf kulübüne git diyor Leaflings. Her neyse, o salak GTA YouTuber'ları gibi. Ya anlatacak bir şey bulamıyorlar, konuşamıyorlar, edemiyorlar. Aynı şeyi 100.000 kez söylüyorlar. Ondan hiç izlememeli GTA'ları falan başka birilerinden. Aa, şu an... Ya bu şey de çok güzeldi ya. Türk'te, GTA Türk'te. Favori arabam gibi bir şeydi. Aa, keşke şey alsaydık lan, Uzi. Neyse ya, dert. Aa, tabancayı bırakacağız ki değil mi? Geri alacağız ama mermisi yok bir biçimde tabi. Ha, bununla döveriz onu ya, bir şey olmaz. Aslında köşeden filan atlayabiliyorduk sanırım. Aa, şu... İsmini siz getirin ya. Solda bir köprü var ya, neyse biraz sonra gösteririm. Soldan mı sağdan mı kaçıyordu hatırlayamadım.
is this guy? Boy. Kim lan bu diyor? Excuse me. Aa vur lan. Aa vuramadım. Ah yürüyün gidin lan, manyak mısınız nesiniz? Lütfen sür. Aa. Evet, geldik o göreve. Umarım şöyle salakça bir şey yapar da suya düşer. Ya da biz salakça bir şey yapmayız da suya düşmeyiz. Bunu suya mı ittiremeyim? Abi silah da yok ya, şu an var ya nütter tos yazasım geliyor. Arkasından yakalayıp suya mı ittiriyordum, ne yapıyordum ben? Bir polisi çağırsın çabuk dediler tabi. Hadi lan. Ah yapamadım. Yaptım mı? Olmadı. Lan bir git. Hadi. Gitti mi? Düşmedi. Ah ucuz yırttı abi, şey değil mi? Lan bir git. Bu ne lan? Zengin şeydir ya. Nereden anlayacağız? Ya yakaladılar. Abi umarım şey olmaz. Kalkabilir miyim? Zıpla 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 Tony. Tommy. Ha. Lan yürüyün gidin lan. Oğlum. Ah. Bakta mı kaldık kalmadık. Dur. Abi eleman kaçıyor bak. Bak bu görevi ben. Abi bunlarla savaşırsam. Ya yapma abi ya, fail olmayayım ya lütfen ya. Hiç fail olmadım ben bu görevde. Ananın. Nasıl sinir oldum şu an var ya. Dur dur dur, ben biliyorum yapacağımı. Oğlum nasıl sinir oldum şu an var ya. Böyle aklını şaşırdım. Ama var ya öyle böyle değil ya. Ulan ben de o silahı alıp buraya girmez miyim? Şerefsiz köpek it sürüsü. Of oğlum. İn lan şundan Allah'ın belası. Of oğlum var ya öyle böyle bir sinir değil dostlar şu an bu. Komet, komet. Oğlum ağzına edeceğim. Dur lan, tabancayla da yapabiliriz bence bunu. Var ya, nasıl sinir etti ya. İnanamıyorum ya, inanamıyorum ya. Çekil lan. Başların kızına sana da. İnanamıyorum ya. Geç abi geç, geç. Başlatma arabasını. Hadi abi, space'e bastım. Bu ne lan, kıyafet bug'ı mı oldu? Ha. Şey ya, zaten kıyafet üstümüzde diye. Ya bak dedim ya, ben daha önce boyunda bu görevde hiç fail olmadım. Lan yürü git öküz oğlu öküz. Öyle araba mı durdurulur beyinsiz? Hırbo. Bak nasıl sinir oldum var ya. Is this me? Ya resmen videodan da çaldı şu an ya. Hadi lan başlarım Nice Ace Baby'ne ya. Hatta o şeyi de size göstereyim. Yürü git lan. Durmasaydın orada. Aa sarısı gelmiş lan, sarısını alırız. Hadi abi başlayacağım target'ine. Hadi target, hedef. Tamam orada anladık. Dur lan şuradan direkt atlayabiliyoruz mu? Ya dur, hiç şey etmeyeyim şimdi. Şu köşelerden bir tanesinden atlayabiliyorduk direkt dostlar. Dur, bura mıydı lan? Şurayı. Şuradan o zaman.
Yapma be oyun. Dur bir arabayı falan getirsen. Aa çıkmıyor. İşte golf arabasını bırak. Dur bakayım. Vallahi çok sinir etti ya. Bak yeni sakinleşmeye başladım. Siyah dönüştü lan arabadan neyse. Umarım buradan atlayabilirim. Aha. Ağzına ettim şimdi ucube seni. Abi şimdi iyi ki şey yok yani. İşte Uzi getirseydik ya. Who is this guy? Boys, deal with him. Get him to that psycho. Dur, itleri bir öldürelim. Oğlum yapma. Arabayı bilmem lazım. Tabi o elemanın canı falan da daha fazla. Yani yürüyün gidin buna ucubeler. Aha. Aha öldü orada. Oğlum nasıl sinir etti lan. 2400'müz lan keşke 3000 olsaydı. Aa, sakın 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 böyle saçma bir ölmek ölüm yaşamak istemiyorum bu oyunda. Şu an bak 12 dakikayı bu görev harcadım ya inanamıyorum ya kendime. Kusura bakmayın vallahi dostlar sizde. İn lan aşağı. Ha, oyun dedi ki işte bu golf kulübü kıyafeti buraya gelmiş. Ben bu golf kulübü kıyafetini seviyorum bu arada. Yakıştırıyorum Tommy'ye. Spor falan güzel. Keşke 3 mi olsaydı ya. Gider o şeyi satın alırdık. Ha, dükkan demeyeyim de. Bir tane ev vardı ya Kenan ofisinin karşısındaki. Neyse şimdilik. Bir tane Uzi çeksem mi lan? Bir tane Uzi çekeyim, bir de tabanca çekeyim. Bir de zırhımı yenileyim. Ve gelmişken de burayı kullanalım. Yapmasak olmaz. 100 dolar. Nasıl ama güzel yapmadım mı? Evet. Evet şu an söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ya ben bu GTA'yı evet daha önceden çektim. Neden çekmediğim de anında işte sebebi bu. Ya ne konuşabilirim ki GTA oynarken falan diye. Şimdi şöyle başlayalım. Mesela bir sonraki görev yaptığımda o ikinci satırdakine kaydedeceğim. Ama zaten ama yok şeyde sorun olması durumunda diye. Şimdi silah alacağız kendimize. Zırhımızı yenileyeceğiz. Daha sonra yine A görevine gideceğiz yani. Evveli abimizin görevi. Sakın sakın sakın. Şuna mı gidelim? Benim hatırladığım bu kilise... Ha, burası aslında kilise falan almış. Şöyle göstereyim. Burada değil herhalde. Yani bir papaz falan da mı ne olacakmış galiba oyunda? Şu buralara gelip çan sesimle şey diyorlardı. Bilemedim.
Çekil lan. Arabayı ittirdim, gördünüz mü koşu? Neyse. Ver. Bu da olur. E tabii ki de bu. Olmazsa olmaz. Şimdi kazandığımız her şeyi buna verdik birazcık da ama neyse. Hop, drive-by. Bunu daha çok şeyden alışkınız. Yani San Andreas'tan tabii ama. Şöyle aynı şeyleri tekrarlamamak için takvide save alacağım. Road kill for iron. 4 demirmiş bakın o görevin ismi. Belki de için anlamında falan da kullanmış olabilirler ama neyse bir şey diyemeyeceğim. Bu arabayı sevdim ya, yalan değil. Her kayıtta ettiğimizde 6 saat falan mı ne geç oldu sanki, ya da 8. Bu arada 1986 yılındaymışız. Ha, ilk videoyu tekrar izleyince daha dikkatli şey ettim. İyi lan, biraz alıştım ha araba sürmeye. Oyun içerisinde tabi. Şimdi binamı patlatacaktık. Çekil lan. Evet, Demolition Man. Yok edici adam, patlatıcı adam, böyle bir şey. Now look here, son. Şimdi bak evlat, bir sorunum var ve bence buna yardım edersin. Ben inşaatçı değilim. Daha çok senin bu patlatma şeylerin, yeteneklerini düşünüyordum. Şimdi bu bir patlatma property var. Şu yeni şeyi önümde duruyor diyor. Heh, iyi yakaladın. Devam et. Senin gibi daha çok adam nereden bulabilirim dedi. Aa, arabam gitmiş. Arabam. Neyse. Şimdi sorun şu. Hem laptop klavyesini aynı anda kullanacağım bu görevi yapmak için, hem de normal klavyemi. Bakalım yapabileceğim mi? Yaparız ya. Ya bu görev şey aslında. Küçükken ilk oynadığımızda İngilizce falan da bilmediğimiz için pek hepimizin zorlandığı ama aslında çok kolay olan bir görevmiş. Tabii nasıl yapacağımızı öğrendikten sonra anlıyoruz bunu. Use the Rage helicopter to transport bombs store for demolition points on the bullet sites. Tüm şeyleri en şeye koymalısın filan. Bir bombayı al, manevra, RC helikopter, next to it, bilmem ne. LTCRL ile, biz left CTRL kullanacağız. Eğer düzgün atmazsan bir daha al, bir daha şey et. Öyle. Çok da zor değildi ya bunları şey koymak ama. Yani tüm bombaları 7 dakika içinde koymalısın. Tabi. Şimdi EQ. Lan. Tamam. Bir saniye. Oğlum bu ne lan? Ne, 9'a niye basıyorum ben şu an? Onu anlamadım ama neyse. Bir şey diyemeyeceğim bunun için. 9'a basmıyorduk sanki ama. Evet, şu an kontroller. Oğlum 8'e basmam gerekmiyordu bunun için benim. Neyse, hem W hem 9'la yapacağız. Ah. Oha, o kadar da çarpmam yani. Arkama niye bakayım? What the? Uf. Hadi. Güzel, 3 tane daha
koyacağız. Dur dur dur. Space'e basınca duruyor mu? Aa, şurada tabanca var değil mi? Tamam. Tommy'yi de görüyoruz bakın şurada. Al ha. Drop the bomb at the target. Ha, bombayı bir tane hedefe koy. Yok, bırak. Bunları öldürebiliyoruz tabi biliyorsunuz. Ama bunları öldürmeye gerek yok. Yani güvenlik dışındakileri. Güvenliklerde tabanca vardı ya. O da ta 3'te mi? 4. katta mı ne? Şimdi üçgenler hep 3, 4 kat, 1, 2, 3, 3 kat var tabi. Şimdi önce 1. kata. Tane öküz. What was that? O neydi lan? O ne lan? Şurada sanırım. Şuranın arkasında. Oğlum niye 9'a basıyorum ya? 8 değil miydi bunun olayı? Güzel. Ha bak bak öyle bak. Tabi helikopterin de hasar aldığını biliyoruz. Hadi abi hadi. Soldaki inşaat gözüküyor şu an. İlginç bir bug mı diyelim artık. Belki de bug değildir lan. Ha, Tommy'nin görüş açısından böyle gözükmüyor ama bilemedim ya artık nasıl ayarlamışlarsa. 22 yıllık oyun o kadar dolu diyor. Niye ışıklar sönüyor bir an? Buradan direkt çıkabiliyor muyduk ikiye? Burası iki mi? Bakalım. Burası bir. Pardon. Merdiveni mi kullanacağız önce? Daha geliyorlar da. Ha şunu mesela öldürmem lazım. Aynen böyle. Aa iyi öldü tamam. Yani ölmesi iyi oldu. İyi oldu derken. Hop bir güvenlik görevlisi daha burada. Yani bombayı alıp denize atmak da çok mu zor bir şey bunlar için bilmiyorum ama. Yok öyle garip atışlar diyelim. Dur lan çakma. Aa vurdular. Ya da ama yok ses geldi metal sesi. Ha dert değil daha duman bile çıkmıyor. Son. Pencereden giriş yoktu ya. Değil mi? Varsa da hiç denemedim açıkçası. Şöyle direkt çıkamıyor muydum ben en üst kata ya? Neyse. Ha şöyle mi yapıyordum yoksa? Şöyle gel. Şimdi en üst kata çıkalım. En aile. Heh, bakın direkt çıktım. Aha. Aa. Lan ne oluyor? Oğlum. Lan. Heyecan yaptım. Oh be, işte o görev de böyle kolaydı aslında. İşte bu görev de böyle kolaydı aslında. Ne şuuru, tercih ettiysem neyse.
Bu itfaiye arabasını alıp ikinci şehre gitmeden görev yapabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim size. Yoksa sahilde bir tane şey vardı ya. Ulan ya bir 54 dolar falan. Dur bakalım şurada inşaatın içinde yok muydu? Burada vardı diye hatırlıyorum ben ya. Onu alalım da gidip araba satın alalım kendimize. Ay o binayı satın alalım. Aha yo yo. Şeydekini satın alalım. Oradaki 2000 dolar falan ya da 1000 dolar mı artık? Dur yine de buradaki şeyi de alalım ama tabi. Ne diyelim şeyi derken. Paket, gizli paket. Şimdi şu en uçta mıydı? Neredeydi? Ha aynen. Ulan ne kadar büyükmüş aslında bu ya. Böyle dikkatli dikkatli gitmeye çalışırdım. Tamdır o kendi ofisindeki şey almamıza gerek kalmadı aslında. Zaten şu anlık buralarda yakın olmamıza da gerek yok. Ta şeye gideceğiz. Cortez'e, Alba'ya. İyi lan. Orada saate bakayım bir yandan. Lan oğlum. Gidiyorduk neyse. Bu ne? Moonbeam. Ay bilmem neyi. Bakın ne güzel. Birini öldürmeden direkt böyle yaparak hallettik işimizi. Katil olmaya ne gerek var? Bu nasıl araba döndürmekte? İşte burası 3000 dolar. Gerek yok. Ya bu GTA Vice City'de benim en çok sevdiğim şey bu bir yerleri satın almak. Ve özellikle o mülk satın almalar var ya, örnek veriyorum Malibu veya yarış arabası veya bilmem ne. Ve oralar alıp oralardan da oyuna görevler eklenmesi benim çok hoşuma gidiyordu. Bu yüzden çok severim ben Vice City'yi. En sevdiğim özelliği bu. Yani San Andreas'ta da bu keşke olsaydı ama yani niye yapmamışlardır onu bilmiyorum. Tabi var ama iki tane mine yer vardı sadece. Onlar da yani iki tane ne lan? Oğlum sakın 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 sakın. Neyse bir şey olmadı. Önce bir şu arabayı alalım. Burada birisi oluyor muydu lan? Tabii ki de hatırlıyorum burayı da dostlar. Çita. Çita. Ha bu da güzel arabaydı lan ama hızlı. Deniz şeyini gördünüz mü? Aa burada tabanca var değil mi lan? Bak bunu da unut, bunu unutmuşum ben. Hop. Niye buraya satın alamıyorum? Bu ne? Lan bu GTA Türk'te mi satın alınabiliyordu sadece yoksa? Niye böyle oldu? Allah Allah. Neyse ben bir... Ama nasıl ya? Belki daha sonra mı açılıyor diyeceğim. Neyse daha sonra yine bakarız tabi de. İlginç, garip. Neyse şu binayı satın alalım yani. Daire satın alalım. Ya da kiralayalım mı? Yani 3000 dolara ne dairesi? Sus lan. Şöyle tap yapalım ve ilk mülkümüzü alıyoruz. Hop burada da oyunumuzu seviyoruz. Tabii ki de benim asıl amacım yani oyunu seviye almak. Ta şeye kadar gidip durmayalım değil mi? Tamam şuna save alacağım. Bir an şaşırdım. Çekil lan polis. Ya şey yapsam daha mı iyi olur acaba? Anlık çevirmeye çalışmak yerine okuyup anladığımı çevirmem daha iyi olur bence. Değil mi dostlar?
Korna neydi lan? H değil miydi? G olabilir mi? Enter yok. Ha şifre. Oh. Trick Charles Ray. Mr. Versetti. Hoş. Geldiğiniz için teşekkürler. Lütfen oturun. Istakoz ister misin? Hayır, teşekkürler. Testere. Gonzales yıllardır sırtını taşırmak lazım. Gonzales öldür müsün? Ne yaptı ki ismi? Paradan daha ha. Bunun için size ödüllendireceğim. Daha sonra paranızı beraber bulacağız. Şu an penthouse'dadır muhtemelen. Dedi. Bunu kullanın. Bunu kullan ha. İsterseniz şunların üzerinde deneyebilirsiniz. Ama biz yapmayalım tabii ki de. Aslında bu da bir tutorial görevi de diyebiliriz buna. Aynen lan, bu da tutorial görevi aslında. Hadi soldan gidelim, buradan daha yakın diye düşünüyorum. Ya hani bir tane Vice City'nin şeyi vardır ya. Kuş bakışı bir görüntüsü bütün şehri gösterdiği. Oyunun aslında ne kadar ufak olduğunu anlıyoruz cidden diye. Ama küçükken ulan ne kadar büyük geliyordu şu ya. Cidden çok ufak aslında oyun. 1 GB mı? 1,30 GB mı? Ne öyle bir şey. Ama tabii 22 sene önce yani herhalde 32 belki 50 GB'lar falan mı normaldi ki bilgisayarlar için. Yani 50 GB'ın bile normal olduğunu düşünürsek yani yüzdeye vursak ya 50 GB diyeceğim. Ha %0. Yok %2'si oluyor ha bilgisayar toplam şey ettiği alan, kapladığı alan. Yine büyük bence. Gonzales'in tipi de çok muhteşem ya. O büyük ağzını kapatacağım lan senin. Ah bir bıçağı var. Toşmaya bırak seni şişko slime şey. Buradan böyle kolayca öldürebiliyorduk sanırım bunu. Aynen öyle. Şunları da öldürelim. Diğeri nerede? Hemen şöyle gidiyoruz. Hop, neden tutorial olduğunu size söylemiş. İşte söyledim ya, tutorial diye aslında burada. Bize hemen paint spray'i gönderiyor. Arabayı şey edip boyatacağız ya, polislerden kurtulacağız. Almak istemiyorum. Neyse daha bir yıldız aldım. Bir şey olmaz sonuçta. 100 dolar ama hadi bu sefer bendensin. GTA Türkçe bize. Hiç eskimez ya. Yeni bir motor ve boya bilmem. 250 dolar verdim bunun için. Ya abi gerizekalı. Niye duruyorlar? Neyse. Kırmızı ışık olduğu için tabii. Şurası satın alınabiliyordu sanki. Aha bakın burası ne kadarmış. Daha 33 dakika bir 40 dakika ya da Cortez'in görevleri bitene kadar devam edebiliriz. 6000 şu anlık çok. Sadece 396 dolarımız var. Sus lan. Bakın hiç yani şu an hiç o mor takım elbisesi alasım gelmiyor. Neden? Çünkü bunu çok yakıştırıyorum Tommy'ye ben. Kırmızı çıta. Alınır mı? Alınır ama gerek yok. Neyse. Polis karakolu. Şöyle gidelim, kaydımızı alalım ve Cortez'e geri dönelim. Abi benim hatırladım ama vardı cidden ya. Burayı da satın alabiliyorduk. 1102. Okey. Evet bazen garip süresim geliyor diyelim.
Aynen. Sizin gibileri saygımız yok. Çekilin ya. Üf. Bak polis ne alaka şimdi ya. Aa burada motosiklet de var değil mi lan? Bak hala yok ya. Allah Allah. Niye böyle? Şuradan tabancalar alalım da. Hadi. Tabi daha sonra tabanca mutlaka değiştiririz de. Yine de üstümüzde bulunsun, para vermeyelim. Pierre du Mol Stout. Stout. Alışveriş, vuruş falan bilmem ne. Aa Fransız mı öldürdü? Tommy gel, katıl bana. O ne lan, domuz kafası mı? Yok. Lezzetli gözüküyor değil mi? Tapir. Hayır abi, teşekkürler. Bu nasıl çevirin hiç bilmiyorum. Ya bu emekli bir albay ve suç dünyasında, öyle diyor. Ya şu an Liberty sitesinde değilsin. Burada daha farklı bir yaşam var. Bir dost için iyilik daha mı Cortez? Ya sen iyi bir dostsun Tommy. O kuryeyle buluşmanı istiyorum dedi. Ah devamını. Neyse. Aa yok tamam. Bunun üstünde olması güzel oldu. İyi ki almışım lan bunu. Motosikletle kovalama. Bak eğer silah ihtiyacın varsa gun shop'a uğra, silahçıya uğrayabilirsin diyor. Aa bu Cortez'in şeyinden sonra değil mi Diaz görevleri falan oluyordu. Aa oğlum aslında ne kadar çabuk oluyormuş lan her şey. Araba burada dursun ya. Ben öyle mal arabayla kovalarım. Ah yağmur yağıyor yılın bu zamanda mı? Öyle bir çevirisi vardı şeyde. Dur şöyle. Yağmur yağıyor yılın bu zamanda he filan diye Türkçe çevirisi. Çok güzel. Bak beni Cortez yoruldu. Sadece o çipleri bana ver. Dur yerinde imperialist Amerikan domuzu. Seni Amerikan salağı. Seni buraya kadar takip ettiler. Hop. Tın araba olsun. Çarpa çarpa şey edeceğiz onu. Ha bu ikinci motor biraz garip ama neyse. Eh my boy. Hop. Çipleri geri albaya götür. Hemen şöyle gidelim. İki yıldızdayken herhalde yere şey atmıyorlardı ya. Ha şeye para vermeyeceğim pain spray'i. İsmi neydi o ya? Bir şey atıyorlardı araba tekeri patlasın diye. O yok diye hatırlıyorum iki yıldızda. Üçte falan mı başlıyordu acaba? Tekrar affedersiniz. Lan keşke su içsem şu an ama. Neyse. Ha araba hala burada duruyor. Polis mi geldi lan peşimde? Yo. Oh. Emisyon pesit. $500. Tabi de save almadan yapmam. Ben şunu alalım. Otele gidelim bu sefer ya. Otelden hemen şurası zaten. Oğlum bir git koşup duruyorsun sen de her gün. Ah. Herhalde şimdi koruma görevi falan olacak sanırım. Diaz ve Kübalıların buluştuğu vardı ya. Lan gelmişiz ya. İşte ha tabi. Gece olduğunda burası pembe oluyor ya. Front page cafe. Vice Point'teki telefon kulübesine git. Ha tamam, sıradaki görevimiz bu olacak. Demolition Man, Trich Horse Swine. Aa, üsttekini yapacaktık değil mi ya? Benim hatam, pardon. Şöyle alalım da hızlı gidelim. Aa, 40 dakika oldu lan. Neyse, Cortez'in görevlerini bitirelim, öyle devam edelim dostlar. (Gülüyor)
Şeye de onları tamam öyle yazın. Aha, Guardian, yani Guardian melekler. Evet, Diaz artık Tomas, oyuna tamamen gidiyor. Thomas, sana öteki gidiyor. Diaz has asked me to oversee a minor business transaction. Let's hope it goes better than last time. Which is why I thought. Umarım bir öncekinden daha iyi. I've dropped some protection at the multi-story car park. Pick it up, then go and watch over Diaz's men at the drop-off. Gracias, amigo. Teşekkürler. Diaz, apparently that angry midget runs this madhouse. Let's see what that creep has to do with things. Yine altyazıyı çevirebiliyorum da yani. Oh, böyle speakingler çok kolay olmadığı sürece zor çeviririm ben. İşte şimdi Diaz şeylerle anlaşma yapacaktı. Yapacak. Ona gardiyanlık etmemizi istiyor Cortez. Gel şuradan. Sağa dönüyoruz. Tabii önce bir silah alacağız. Bizi burada silah bırakmış. Ha tamam iyi. 3 kat yukarı çıkmıyoruz. Tabi burada birisi gelecek. Hop. Lance, Lance, Dance. Infernus ile beraber. İsmim Lance var bu arada. Tamam her seyit. Hadi gidelim. Lance ile beraber şeye git. Ve Diaz'ı koru. Neyse bizim arabamız değil. Kendi arabam olsa böyle yaşıyorum ben. Oğlum ne kadar uzakta lan. Ta polis karakolunun orada mıydı? Cidden ta polis karakolun oradaymış lan. Vay be. Abi yürü git. Öküz öyle çıkılır mı? Sola döneceksin sonuçta. Ah Diaz. Cüce midget falan mı dedi sana? Böyle bir şey dedi. Az önce o Cortez'le konuşmasından sonra Tom. Siz Cortez'in yeni silahları olmalısınız. Ha, yeni fırsatlar gelene kadar. Birkaç dakikaya buraya gelirler. Ben şu balkı olayım, sen de karşı çaprazına geç diyor. Bu da aslında tutorial. Şimdi C'ye basmayı öğretecekler bize. Hop, Kübalılar geldi. Diaz ve Lens'in güvende olduğundan emin ol diyor. Hadi lan şöyle. Heh, C'ye basayım. Şu var mıydı? Sağ tık var. Diaz'ın ve Lens'in sağlığı. Ah geliyor Haitililer. Öldü mü lan hepsi? Ha. Oğlum ne bu sensitivity? Bak. Şimdi şuradan çıkacak bir tanesi lensin arkasına gidecek. Hop artık gidemeyecek. Hadi lan. Hepsi sakat kaldı. Neyse. Şimdi arkadan geliyor. Tabii gelirse ha. Tamam. Lan dur. Endişelenme ben seni korurum. Koruyacağım ya da. Dur lense gidecek. Hah öldürdüm. Ve aksiyon başlıyor. Benim param, benim param ya da. Orada öyle durmayın ve gidin. Silahıma, şeyim, param. Aha dur şunu alayım şunu. Hah bu daha iyi. Tabii en iyisi MP5 da bu makine, hafif makineler içerisinde. Böyle bir saçmalık.
Oh, briefcase yani çantayı al ve Diaz'a geri götür. Şuna bak kaç? 3, 4 desek. 11. 12. göreve geldik, hemen daha Diaz'la şey olduk. Bir sonraki görevler zaten artık Diaz'la gidiyoruz. Ortadaki adı açılıyor. Vay lan. Kısaymış aslında. Şu özel bir araba diye hatırlıyorum. Şuralardan ateş çıkıyor falan. Neyse. Yaşıyorum. Şey kafalılar. Senin sayende, ismin ne? Tommy. Seninle daha sonra görüşeceğiz amigo. Dostum. Bence. Falan. Şu Lance nereye gitti lan? Diyor. Şöyle alalım. Hop. Şey, otele geri dönelim dostlar. Bir telefon görüşmemiz olacak. Arayacak bizi. İnternet ama kırmızı. Ama sağdaki daha yakınmış. Ama yani neyse. Oraya gidip bir otel odasına bakmak istiyorum. O da var. Unuttum onu arada. Tommy, benim Ricardo Diaz. Sana teşekkür etmek istedim. Cortez'e sordum ve bir anlaşma var. Senin gibi adamına ihtiyacım var. Etrafındaki sadece bilmem ne kafalılar. Onlar her yerde. Seni gerçekten zengin yaparım. Ve artık yani şöyle map diyelim. Ortadaki ada açıldı Diaz. Yani ortadaki köprü de diyebiliriz. Lan ne oldu? Hah tamam. Şöyle yapalım. Tamam, şuna save alacağız. Yes. Şöyle. Ocean Weaver. Dur ses çekme. Müzik sesi duymayayım. Bu ne kıyafeti? Ha sokak. Ha bu. Yani şu şey mi? Herhalde GTA 1 ya da 2'den falan bir çizgi roman şeyi mi acaba? 3'te falan ise de onu da hatırlamıyorum açıkçası. Ha hazine var lan ufak bir tane. Bu ne var? Var. Vice City bilmem ne bilmem ne. Le Havre. Bu ne lan, ne demek? Haa. Dışarısı gözüküyor bu arada. Neyse. Sus. Müzik, Allah belanı versin müzik. Her neyse dostlar. Yani videoyu artık bitirmenin zamanı geldi. Neredeyse 50 dakika oldu. 1 dakika 40 saniye kalmış. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki GTA bölümünde görüşmek üzere. Bence gayet güzel gidiyor abi. Onu da söyleyeyim size.